Gol Var mı YouTube kanalından herkese tekrar merhaba. Haftanın simülasyonunda bu hafta ne yapıyoruz? En başta sizlere teşekkür ediyoruz. Çünkü son dönemde kanala göstermiş olduğunuz teveccüh için çok çok teşekkürler. Yeni gelenler varsa da abone olursanız çok seviniriz. Like'ı da esirgemezseniz müteşekkir kalırız elbette. Çünkü bunlar da bizim motivasyonumuz. Çünkü biz her yorumu okuyor, her like'a bakıyor, her like'a bakıyor derken hani kaç like gelmiş ona bakıyoruz. O like de bizi keşfete düşürüyor. YouTube'da algoritma böyle. Dolayısıyla sizlerden istirhamımız bu yönde diyerek simülasyona geçelim. Bundesliga diye boşuna tutturmuyoruz. Neden? Bu lig çok kaliteli. Burada bir oyun var. Evet, oyuncu kalitesi olarak Premier Lig çok çok üstte oyuncu kalitesi olarak. Ama bu ligde, Bundesliga'da esas olan ne biliyor musunuz? Oyun kalitesi. İnanılmaz güzel şeyler yakalıyorsunuz bu ligi izlerken. Hani hep soruyorsunuz ya abi bu simülasyonlar vesaire. İşte Bundesliga'yı izlemek lazım. Yeni bir şeyler öğreniyorum her seferinde Bundesliga'yı izlerken. Dolayısıyla da birinci tavsiyem Bundesliga izleyin, sonra Premier Lig, sonra Serie A, sonra Lig 1, en sonunda da La Liga. Şimdi bu Bundesliga Şampiyonlar Ligi yarı finaline iki takım gönderdi. Biri Borussia Dortmund, biri Bayern Münih. Bu takımları çok beğenir miyim? Beğenmem. Kimleri beğenirim? Bayer Leverkusen ve Leipzig. İşte o Leipzig'ten bahsedelim. Bu hafta Leipzig-Werder Bremen maçı. Oyunu biraz burada konuşalım. Nesini konuşalım? Leipzig ne oynuyor? 4-2-2-2. Doğru saydık mı? Fazla mı oldu bilmiyorum. O kadar 2 var ki. 4-2-2-2. Şimdi peki sahaya nasıl yayılıyorlar? Stoper. Bekleri çıkarttığın zaman burada ne yapıyor bu takım? Haydara Schlager. Schlager bu hafta sakatlıktan dolayı yer almayabilir. Ama esas ana planı anlatalım. Biraz Leipzig oyununu anlatmak lazım. Çünkü bu adamlar başka bir şey deniyorlar. Şu bekleri buraya çıkarttığı zaman 4-2-2 oluyor mu sana? 2-4-2-2. Belki de 2-4-4. Başka bir şey deniyor. Değerli mi? Değerli. Ne yapıyorlar? Peki şu bahsettiğimiz, hani açıyorsunuz uygulamaları. Gol Var mı'nın şey uygulaması var biliyorsunuz. Apple Store'da ve aynı zamanda da Play Store'da Gol Var mı uygulamasını indirdiğinizde uygulama size şunu sağlıyor. Bak böyle dizilmiş. 4-2-2-2. Peki sağ içinde böyleler mi? Şunu yapıyorlar. 2 beki buraya çıkarttıkları anda ne yapıyor? Burada 2-4-2-2. Peki dizilim olarak da sahaya yayılış olarak nasıl bir parselasyona giriyorlar? Şu bekler buraya geldiği zaman Haydara ve buradaki Schlager şu şekilde kalıp öndeki Dani Olmo biraz genişliyor. Diğer taraftaki Ziwald ya da Xavi Simons diyelim şuraya doğru genişlediği zaman burada Šeško biraz daha içeri, buradaki Openda da biraz daha içeri. Şunu sağlamaları, bunu asimetrik anlamda da yapmaları, parselasyon açısından da çok ciddi anlamda bize bir şey öğretiyor. Sahayı doğru kaplamak. Yani hep böyle tweetlerde bahsediyorum ya, doğru yerleşim nedir diye. O Leipzig bana bunu çok ifade eden takımlardan biri. O Leipzig bu hafta Werder Bremen önünde. Ne olur? Leipzig kazanır. Maçta ben herhalde en az 3 golde izleyeceğimizi düşünüyorum. Kimler etkili olabilir onu söyleyeyim. Openda'nın buradan bindirmeleriyle Šeško'nun şu ceza sahası içinde bir gole kavuşacağını düşünüyor muyuz? Düşünüyoruz. Bir tane Šeško'ya gol attıralım. Arkada alev alev yanan bir Dani Olmo var. Bu Openda'nın açtığı şu koridorda Dani Olmo'nun şu hattan yol bulabileceğini düşünüyorum. Bir de Dani Olmo'ya gol yazar mıyız? Yazarız. 3. golü kim atar? Onu da ben bilmem. Belki de 2-0, 3-0 gibi bir sonuç çıkabilir mi? Ya Leipzig'in en az 2 gol atarak kazanacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Yine Bundesliga'dan bir maç aldık. Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt maçı. Neyi izleyeyim? Evde canım sıkılıyor derseniz işte bu maçı izleyin. En az 3 gol izlersiniz. 4 golü de bulabileceği yönünde bir öngörüm var. Yani 3-4 gol en az bu maçta izleriz diye düşünüyorum. İzleme tavsiyesi olarak da 10 üzerinden 8 veriyorum. Bundesliga'dan devam ediyoruz. Mainz Borussia Dortmund. Edin Terzic, eleştirdiğimiz Edin Terzic ne yaptı? Gitti Borussia Dortmund'u finale taşıdı. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in rakibi yaptı. İnanılmaz bir serüven bence bu. Böylesi bir sezondan Şampiyonlar Ligi finali oynamak harika bir hikaye. Kupayı almalarını inanın çok isterim. O sarı duvar, orada bir hikaye yazılıyor. Oradaki o bayraklar, sarı siyah bayrakların dalgalanması hepimizi keyiflendiriyor bence o kale arkasındaki. Peki bu hafta Mainz Borussia Dortmund maçında Borussia Dortmund bu kadar başarılı bir Borussia Dortmund kazanır mı?
Bence kazanamayacaklar. Bence biraz şunu düşünecekler. Ya Mainz Borussia Dortmund maçına ilişkin biz belki de çok da ilk 11 kadrosunu tercih etmeyelim diyebilir Edin Terzic. Neden? Bence akıl fikir şu anda tamamen Şampiyonlar Ligi'ne kanalize olmuş durumda Borussia Dortmund. Dolayısıyla da ne olacak? O maça fazla motivasyonu sağlayamayabilirler. Ben Borussia Dortmund'un Mainz deplasmanında puan kaybedeceğini düşünüyorum diyerek diğer maça geçelim. Hadi geçelim. Nereye geçtik? Premier Lig'e geçtik. Bizim takıma geçtik. Arsenal'ı şampiyon yapmaya niyetliyiz. O Manchester City'yi puan kaybına zorlayacağız. Burada bütün totemleri yapacağız. O Manchester City'yi şampiyonluktan edeceğiz mi, edemeyeceğiz mi bilmiyorum ama Şampiyonlar Ligi finalinde hatırlıyorsunuz. Ortaya 89 dakika 89. Dedim şu tweet'i atayım bir totem yapalım. Şu Tuchel eğer 1-1 olursa çok eleştirilir deyip gittik. Bu sefer ne oldu? Real Madrid iki tane sıkıştırdı. Aynısını Arsenal için de yapıyoruz. Bütün totemler Arsenal için. Manchester United Arsenal maçında neler olabilir? Her şeyden önce Bukayo Saka'nın şu kenarda, diğer tarafta da Martinelli biraz formsuz olduğu için bu tarafta da Trossard'ın çok ciddi problemi çözebileceği iki oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani ben bir gol Trossard'a, bir gol de Bukayo Saka yazarım. Bir gol daha yazayım. Bu kadar uçma diye demeyin. Hani Manchester United deplasmanındasın. 3 gol atar mı? Atabilir. Yayın oralardan da bir Ødegaard golü izleriz. Yani şu bölgelerden de bir Ødegaard golü gelir mi? Gelebilir. Trossard'ın golü şöyle gelecek yüksek ihtimalle. Trossard buradan girdiği anda içe doğru çekip şuraya doğru uzak direğe artık yakın direğe onu bilemiyoruz o kadarını da buraya doğru sallar mı? Sallar. Bukayo Saka bu içeri girdiği anda Ben White'ın da buradan bindirmeleriyle Ben White'la beraber Bukayo Saka'nın da çoğu zaman içe deplase olup içeride kalıp şu bölgede o da yine içe doğru kat edip biraz daha bir çalım, ufak bir çalım. Ondan sonra kaleye vur, gol olsun. 3-0 olsun, Arsenal olsun. Hatta 1-0 olsun, Arsenal olsun. Ona da razıyız. Yeter ki Manchester City puan kaybetsin. Tottenham deplasmanı var galiba yanlış hatırlamıyorsam City'nin. Orada bir puan kaybı umarım gelir. Ne diyoruz? Bir Arsenal galibiyeti bekliyoruz. Ben umarım hani 3 gol atarak, 2-3 gol atarak umarım demeyeyim tabii ya. Hani kırmayalım Manchester United taraftarlarını elbette ama yani Arsenal'ın 2 ya da 3 gol atarak kazanacağını düşünüyorum diyebilirim. Hadi bizim lige gidelim, Süper Lig'e gidelim. Herkesin beklediği taraf. Bu hafta bana biraz hani biraz sürprizler yaşayacağız bu hafta onu söyleyeyim. Bence. O sürprizlerin ilki nerede olur? Adana'da yaşanabilir. Adana biraz sıcak, hafiften yavaş yavaş güneş kendisini göstermeye başladı. Ve o güneş tabii ki orada değişik bir maç oynanmasına neden olabilir. Nasıl bir maç? Adana Demirspor Gaziantep maçından bahsediyorum. Bazen şunu hissediyorsun hani maçlarla ilişkin. Ya bu maçta sanki ilk yarı birisi öne geçip ikinci yarıda birisi maçı alacak diye düşünüyorum. İlk yarı sanki yani işin ez cümle kısmını söyleyeyim. Ben Gaziantep'in haftanın sürprizlerinden birine imza atarak Adana deplasmanında galip geleceğini düşünüyorum. Biraz daha el arttıralım. Bu maçın ilk devresini belki de Adana Demirspor kazanıp ikinci devrede Gaziantep maçı alabilir. Onu da söyleyeyim. Hani bu çok uç bir şey, uç bir senaryo. Orasını o kadarını tahmin etmek elbette çok güç ama sanki böyle değişik senaryolu bir maç bizi bekliyor gibi geliyor bana. Yani işin sonunda Gaziantep galibiyeti diyelim biz. Haftanın seyir zevki en yüksek karşılaşması hangisi olur? Bunlardan biri Süper Lig'de net Alanya Spor Beşiktaş mücadelesi olur. Beşiktaş yavaş yavaş oyun oynamaya başladı. Bir şeyler göstermeye başladı. Alanya'da oyun oynamaya çalışan rakiplere karşı çok çok başarılı olabiliyor. Ben bu maçta biraz Alanya galibiyetinin daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. Yani Alanya'nın puansız ayrılmayacağını düşünüyorum da. Öyle diyelim. Yine tabii ki bizim göz bebeğimiz, yeni prensimiz Oğuz Aydın'dan da bahsetmeden olmaz. Oğuz Aydın'ın yine etkili olabileceği bir maç senaryosu bekliyor muyuz? Elbette bekliyoruz. Çünkü Oğuz Aydın gerçekten transfer döneminde yıldız isimlerinden biri olacak. Alanya Spor kazanırsa da benim için sürpriz olmaz. Geçelim şampiyonun maçına. Pardon, şampiyon olması beklenen Galatasaray'ın maçına. Hani bence bitti de. Şimdi sokakta da elbette Galatasaraylı kardeşlerimizi, Fenerbahçe kardeşlerimizi, abilerimizi gördüğümüz zaman onlar soruyor. Ben bitti diyorum. Yani ben bu saatten sonra döneceğini düşünmüyorum. Biraz daha el arttıralım. Bu ara çok el arttırıyoruz. Galatasaray'ın ben bu hafta şampiyonluğu da kazanabileceğini düşünüyorum. Karagümrük maçı, Fatih Karagümrük maçı ne olur? Yani
genelde Galatasaraylı arkadaşlarımız ya da işte insanlarla konuştuğumuz zaman herkesin bu maçla ilgili bir acabası var. Ben de o acaba yok, onu söyleyeyim. Çünkü Fatih Karagümrük takımının o takım olduğunu çok düşünmüyorum. Neden derseniz, Fatih Karagümrük takımının şurada her hafta bir oyuncuya dikkat çekiyoruz dikkat ederseniz. O oyuncu bu hafta kim? Yine bir hafta aradan sonra Mertens'e dönüş yapayım. Yine Mertens olur Galatasaray'daki. Sebebi şu, şuradaki blok arasına oyuncu sokar Fatih Karagümrük. Yani derinde bekleyen bir Fatih Karagümrük bile şu hataya düşebiliyor. Şu savunmanın önündeki oyuncu birileri girdiği zaman oraya hop bitti gitti olabiliyor Fatih Karagümrük takımı. Mertens'in yine yıldızlaşabileceği bir maç olabilir. Hatırlıyor musunuz Galatasaray Fatih Karagümrük maçı analizi yapmıştık? O dönemde de maçtan sonra Şoto Hoca vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Şoto Hoca'ya da basın toplantısında şunu sordum. Ya hocam sizde bir oyuncu var Levent Mercan, ben beğeniyorum da çocuğu ama ya hocam sizin dörtlü savunmada bu adam niye sürekli buraya gidiyor ve burayı arkasını boş bırakıyor? Şimdi burada kim var? Burada bir Hakim Ziyech var. Hakim Ziyech'in peşinde Levent Mercan ilk topu almasın diye gidecek mi? Bence gidecek. Burada böyle bir alan var. Galatasaray'ın bir analiz ekibi var. Bayağı iyiler, onu söyleyeyim. Bayağı iyiler dediğimiz, hani maçlardan önce biz de tartıyoruz, ölçüyoruz, biçiyoruz. Diyoruz ki şuraya fokuslanması lazım Galatasaray'ın. Nereye? Levent Mercan'ın arkasına. Şimdi burada bir boşluk var. Hakim Ziyech Levent'i aldı götürdü. Kim var? Kaan Ayhan. Girdi mi? Girer. Torreira girer mi? Çok girmez. Mertens o zaman geçen maçta nereye yattı? Sola yattı. Burada buraya nereye yatacak? Sağa yatacak. Geçtiğimiz maçı hatırlıyorsunuz, Sivas maçı. Mertens sola yatıp yatıp durdu Barış Alper Yılmaz'la beraber. Bugün oraya yatmayacak. Bugün sağa yatış günü. Mertens'in ve Kaan Ayhan'ın şuralarda net bir şekilde pozisyonlara gireceği bir maça tanıklık edebiliriz. Levent Mercan, Hakim Ziyech'i ya da Kaan Ayhan'ı takip ettiği pozisyonda, Kaan Ayhan'ı takip ederse zaten şöyle bir durum oluşacak. Kaan Ayhan'la giderse burada net Hakim Ziyech'in de önü açılır. Hakim Ziyech'i takip ettiği anda ne olacak? Hem Kaan Ayhan, buradan da deplase olacak, Mertens'in önü açılır. Icardi'yi de şunu yaparken göreceksiniz. Icardi o kadar zeki bir adam ki şunu yapacak. Alacak stoperi, ben sola doğru gidiyorum koşusu yapacak. Şurası boylu boyunca şu merkezi açabilecek. Derin savunmada bile bir Karagümrük savunması izleyebiliriz. Yani enteresan olabilir bu maç o yüzden. Dolayısıyla burada Mertens'in yıldızlaşmasını beklememizin arkasındaki sebep, Icardi'nin de zeki bir oyuncu olup şu alanda Mertens'in bol bol pozisyona gireceği bir maça tanıklık edebiliriz. O zaman Mertens'e ne yazarız? Ya gol yazarız ya asist yazarız. Icardi yavaş yavaş formunu buldu mu? Buldu. Icardi bu haftayı da boş geçer mi? Geçmez gibi. Bir gol de Icardi'ye yazılır mı? Yazılır. Galatasaray şu çizgide Kaan Ayhan, bu çizgide Derik Köhn. Aynı şeyi diğer kanatta da organize edecek. Haftalardır Derik Köhn'ü, bak bir şey söyleyeyim. Haftalardır belki Derik Köhn'le ilgili hep şunu söylüyoruz. Yani önü çok açılıyor ama bir türlü o asist. Ya geçen hafta şuradan çıkarttı defalarca Icardi'ye. Bir tanesinde işte penaltı pozisyonu tartışmalı vesaire, bunlar falan da oldu ama. Yani bazen ne olur biliyor musunuz? Yapamadım. Yapamadım, yapamadım. O zaman bu hafta yaptın. Derik Köhn işte bu hafta o iki haftadır bahsettiğimiz asist ya da gol, onu bu hafta gerçekleştirir mi? Gerçekleştirir. Ben dolayısıyla Galatasaray'ın yine Sivasspor maçında olacağı gibi, orada da bahsetmiştim. Sivasspor maçında ben rahat Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum dedim. Bu hafta da açıkçası farklı bir fikirde değilim. Galatasaray'ın Fatih Karagümrük önünde yine galip gelmesini, rahatlıkla kazanmasını bekliyorum diyebilirim. Skor 2-0 ya da 3-0 Galatasaray'ın kazanacağı bir karşılaşma bekliyorum. Geçelim Fenerbahçe'nin maçına. Biraz muhtemel kadroyu verelim. Fenerbahçe maçı hangi 11 ile başlayacak? Çok oyuncunun sakatlığı mevcut. Bu çok büyük bir handikap. Ya Fenerbahçe'de nasıl kadro kuracak hoca, çok merak ediyorum. Ya sahada Osayi yok. Mert Müldür cezalı. Burada İsmail Yüksek yok. Hoca Kurinç ile mecbur başlayacak. Diğer tarafta yani kadroyu kuralım hadi hep beraber. Kalede Libakovic. Sağ Ferdi'yi alacak hoca mecbur. Sol beki eksik bırakıyorum çünkü hala bende oturmadı. Şimdi savunmada ne olacak? Ciku Çağlar yaptın diyelim. Ya Ciku Beka yaptın diyelim. Orta sahada Kurinç, Fred, Szymanski, Tadic. Burada da İrfan Can yok. Cengiz Ünder. Ayağına gelen her topu şut çekiyor Cengiz Ünder. Önde de Ceko.
Bence yine Batshuayi de. Onu bilmem. Hoca tercihi. Şöyle bir senaryo olur mu? Sol bekte kim oynar? Fenerbahçeli muhabir arkadaşlarımızın bahsettiğinden yola çıkarak şunu söylüyorum. Çağlar bekağı yapıp burada Ciku'yu sol bek oynatacak Fenerbahçe. Çok toplama be. Yani çok zorlanabilir Fenerbahçe. Kayserispor'un şu kadroda Fenerbahçe'nin ben problem yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü Kayserispor geçişi iyi oynayan bir takım. Şimdi geçişte şurada Krunic var. Kayserispor teknik heyeti neyi düşünüyor? Yüksek ihtimalle Krunic oynar. O zaman biz hesabımızı neye göre yapalım diyor Kayserispor teknik heyeti. Tamamen şu bölgede solda kim oynuyor? Merkezde kim oynuyor? Santfor kim oynuyor? Şuradaki şu üçgen çok belirleyici olacak. Arkadaki sol içteki pozisyondaki oyuncu da buraya katıldığı anda. Şimdi solda kim oynuyor? Mane. Burada kim oynuyor? Mikel Cardozo. Topu taşır mı? Çok iyi taşır. Burada Bahoken ya da Nazo diye bir oyuncu var. Onun yerine belki Bahoken'i de tercih edebilir. Arkadaş Kartal Şukurov. Kartalı sağ iç gibi, Şukurov'u sol iç gibi biraz daha dinamizm. Onlar çok fazla yanaşmazlar ama öndeki dörtlü esas belirleyici olacak Fenerbahçe maçında. Sağda da Boamorte. Top taşıyan, bir şekilde içeriye deplase olan oyunculardan bahsediyoruz. Fenerbahçe savunması için çok büyük tehlike. Ben maçın başında Kayserispor'un maçın ilk devresini önde tamamlayacağını düşünüyorum. Ve yine bir el arttıralım. Ben Galatasaray'ın bu hafta şampiyonluğunu ilan edeceğini Olimpiyat Stadı'nda düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Kayserispor önünde ilk devreyi mağlup kapatacağını, ikinci devrede çok radikal değişiklikler yapması lazım ki İsmail Kartal'ın maçı çevirmesi için. Bu olur mu? Bu belki şundan dolayı olmayabilir. Tribünler reaksiyon verebilir. Tribün reaksiyonundan sonra futbolcuların gardı düşebilir. Yani Kayserispor'un atacağı o gol tüm direnci kırabilir Fenerbahçe'de. Ne diyelim, maçın ilk devresini Kayserispor önde kapatır. Eğer tribünlerde reaksiyon verirse, kötü anlamda bir reaksiyon verirse kendi evinde Kayserispor'a yenilebilir. Ya da zaten hani beraberlikte bir de Galatasaray'ın şampiyonluğu kesinleşiyor. Galatasaray galip gelirse. Dolayısıyla ben bu haftada Fenerbahçe'den bir puan kaybı beklediğimi söyleyebilirim. Ama öncelikli olarak şunu söyleyeyim. İlk devrede bir Kayserispor galibiyeti daha muhtemel gözüküyor diyelim ve Mayıs ayı da geldi artık. Yavaş yavaş lig de bitiyor. Futbol zevkimiz ama ne olacak? Avrupa Futbol Şampiyonası var. Harika maçlar bizi bekliyor. Dolayısıyla yine futbol kaldığı yerden devam ediyor. Arkaya hiç bakmak yok. Yine zevkini çıkartacağız. Bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abonelik ve like da sizin inisiyatifinize kalmış. Kendinize iyi bakın.